Sıradaki program gerçek ses kayıtları içermektedir. Bazı olaylar, isimler, zamanlar ve mekanlar değiştirilmiş olabilir. Ansu Lodi 17 yaşında atletik, her şeyiyle mükemmel bir öğrenciydi. Her şey onun için harika gidecek gibi görünüyordu. Bir fırsat suçuydu. Adam silahlı ve tehlikeliydi. Silahları, zincirleri ve bandı vardı. Gerçekten içler acısı. Eğer kurbanı 24 saat içinde bulamazsanız muhtemelen ölecektir. Bu kaçınılmaz. Tekrarlıyorum. Eni geri istiyorum. Onun durmadan ya da öldürmeden kat ettiği her kilometre onu yanında istemesinin bir sebebi olduğu anlamına geliyor. Burada olağan kaçırılma gibi olmayan bir şeyler dönüyor. Büyük bir riski olduğunu biliyor fakat aynı zamanda bunun son umudu olabileceğinin de bilincinde. Kim olduğumu biliyor musunuz? En mi? Evet. En neredesin? Nisan 2001. Kearney, Nebraska. Akşam 18.30. Hey! 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 Arabaya bin! Yapma! Dur! Bırak beni! Yardım edin! Lütfen! Yardım edin! Russell ilçesi acil durum merkezi. Hilltop alışveriş merkezinin oradayım. Burada bir kadını döven bir adam var. Onu bir aracın içine itmeye çalışıyor. Bırak beni! Bırak! Tamam, otoparkta mısınız? Otoparkta bir Suburban, eski bir Suburban. Mavi ve gri. Arabanın plakasını göremiyorum. Yardım edin! Yardım edin! Russell ilçesi acil durum merkezi. Evet, burada bir kadının dövmekten canını çıkaran bir adam var. Kamyonetle şu an ayrılıyorlar. Nerede? Alışveriş merkezinde. Şimdi hareket ediyorlar. Plakayı göremiyorum. Kadın da aracın içinde mi? Evet. Bay ve bayan Sulli. Evet, biziz. Ben polis memuru Riddle. Polis departmanından. Alışveriş merkezinde bir kargaşa oldu. Ve bunu bulduk. Bu Enin mi? Kızımız nerede? Girebilir miyiz? Evet, lütfen girin. Tamam, sağ olun. Ann Sludy, Midwest'te büyüyen normal bir genç kızdı. Aşırı zeki bir genç kadın. Mükemmel bir öğrenci. Size birkaç soru sormamız gerekiyor. Neler öğrenebilirsek? Kızınız neden alışveriş merkezindeydi? Maaş çekini almaya gitti. Dediler ki yani kısa bir süreliğine alışveriş merkezinde olması gerekiyordu. Bu gece eve gelecekti çünkü daha sonra bazı arkadaşlarıyla buluşacaktı. Ama biz ondan haber alamadık. Burada bir şok hali vardı. Ama ayrıca neden? Neden bu bizim kızımızın başına geldi? Onu kimin kaçırdığını bilmek istiyorum ve onu bulmak için ne yapacaksınız? Kearney polis departmanı annesine ve babasına onun şimdiki ya da eski sevgililerini sordu. Hiç yoktu. Ene öfkeli kimse var mıydı? Geçmişinde saldırgan biri, hiç bilmiyorlardı. Eski arkadaşlar, komşular. Okulda çok sevilen bir çocuktu ve ailesinin bildiği hiçbir düşmanı yoktu. Kimse bu adamın kim olduğunu bilmiyordu. Biri para mı istiyordu? Tamamen yabancıların kaçırılmasında, eğer kurbanı 24 saat içinde bulamazsanız muhtemelen ölecektir. Yapacağımız şey gelebilecek her türlü aramayı takip etmek. Bir şey bulursak diye şehir merkezine götürmek. Polis departmanı ev telefonuna bir kayıt cihazı koydu. Eğer Enin arama şansı olursa ya da kaçıran kişi arayıp fidye isterse diye. Aramaları kaydetmek istediler. Sludilerin evine bir kurban görgü tanığı koordinatörü de yerleştirildi. Emin ellerdesiniz. Ve sonra kaçırılmadan hemen bir ya da iki saat sonra Kearney Polis Departmanı'na bir kumanda yeri kuruldu. Olay yerindeki görgü tanıklarının dosyaları. Bu da onun arabası. Kearney Alışveriş Merkezi'nin otoparkında polis memurlarının saldırganın nasıl göründüğünün bir eskizini çizebilmesi için yeterli sayıda görgü tanığı vardı.
Evet tabii, biraz daha şu tarafa. Bu tarafa mı? Evet. Bu taraftan daha iyi görmüştüm aslında. Elimizde tabiri caizse olağan şüpheli yoktu. Evet, bu iyi. Kötü erkek arkadaş ya da onun uzak durduğu bir adam ya da buna benzer şeyler yoktu. Hiçbir şüphelimizin olmadığı bir noktadaydık. Hatta kahverengi. Tamam. Evet, evet. Bir de şu tarafı dolduralım. Çünkü çok saçı vardı. Tamam. Gerekçe ne bilmiyoruz. Adam kim bilmiyoruz. Ama onun büyük bir adam olduğunu biliyoruz, kaslı biri. Biraz daha küçük. Şuradan, evet yaptınız, evet. Kısa bir süre sonra sanatçının eşkal eskizi basına verildi. Bu güzel, evet. Altı yıl önce. Hadi. Tony Zeppa'nın ta küçüklüğüne dayanan kabarık bir sabıkası vardı. Misafirimiz var. Tony'yi iki taşla çiftliği soygununda yargıladım. Zeppa, bugünlük yeter. İçeri gir. Ve mahkeme onu 15 yılla cezalandırmıştı. 5 tane daha. Yalnızca 5. Tüm istediğim bu. Yalnızca 5 tane daha. Tamam. 5. 5. Tamam. Sonra içeri giriyorsun. Tony neredeyse nokta. Uyanık olduğu tüm vaktini kaslarını şişirip spor yaparak geçiriyordu. Hadi. Tony hapishanede yatması gerekiyorsa çıkacağı zaman için bunu avantaja çevirebileceğini düşündü. Daha güçlü, yakalaması daha zor, uğraşması daha zor olacaktı. Tony Zeppa hapishaneden 15 yıllık cezasının 4 yılını doldurduktan sonra tahliye edildi. Dedi ki, bir daha hapse dönmüyorum. ...7 Nisan 2001, ikinci gün. Ernst Ludwig, Kırni Lisesi'nde bir koşu yıldızı. Takımının bir yarışma kazanmasına yardım ettikten yalnızca saatler sonra kaçırıldı. En son cuma gecesi Hilltop alışveriş merkezinde görüldü. Aslında yapmak istediğimiz bu adamı olayla kesin ilişkili olup olmadığından emin olmak için bulmak ve olabildiğince fazla bilgi toplamak. Tekrarlıyorum, Annie geri istiyorum. Bu sırada Kırni'de arkadaşları Annie'nin dönmesi umuduyla el ilanları dağıtıyor ve sarı kurdeleler takıyor. Kaçırılması Nebraska'da büyük bir olaydı. O akşama doğru, pazar akşamına doğru resmi her yere yapıştırılmıştı. Ailesi açıkça çok üzgün ve endişeliydi. Buna daha fazla katlanamayacağım, bunu yapamam. Yalnızca beklemek beni deli ediyor. Biraz buradan çıkmalı ve dinlenmeliyiz, tamam mı? Onun aramasını kaçırmak istemiyorum ama burada da daha fazla kalmak biraz istemiyorum. Biraz çıkalım, temiz hava almalısın. Haberlerden, aileden, arkadaşlardan, kanın güçlerinden yorulmuşlardı. En sonunda kaçıp biraz dinlenmeye karar verdiler. Bir komşunun evine gittiler. Tamam, üzülme. Geçecek. Akşam 21.55. Elaine orada mı? Hayır, şu an burada değil. Annie'nin annesinin adı Elaine'di. Bunun bir ipucu olduğunu hemen anlamıştık. Kim olduğumu biliyor musunuz? Annie mi? Evet. ...7 Nisan 2001, akşam 21.50. Beni dinle. Bir arkadaşını arayacaksın. Tamam mı? Onlara tatilde olduğunu söyleyeceksin. İyi olduğunu söyleyeceksin. Evi arama. Aileni arama. Eğer evi arayacak olursan seni öldürürüm. Hadi. Alo? Elaine orada mı? Hayır, şu an burada değil. Kim olduğumu biliyor musunuz? Annie mi? Evet.
Tanrı'ya şükür. En annesinin ilk ismini kullanarak bir arkadaşını aramış gibi yapıyor o sırada. En neredesin? İyiyim. Öyle mi? Tanrı seni korusun. Yani onu kaçıran kişiyi bir arkadaşını arıyormuş gibi kandırıyor. Ve aynı zamanda evdeki telefonu kim açtıysa bir mesaj yolladığını anlamasını da sağlıyor. Seni buraya nasıl getirebiliriz? Umarım yakında. Birinin... Yaralı falan değilim ama kapatmam gerekiyor, tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. İki saniye daha. Başka bir şansımız daha olur. Bizimle elinden geldiğince haberleşmeye çalışıyordu. Kötü yanı aramanın yapıldığı yeri öğrenemedik ama bilgileri ekmek kırıntıları gibi bırakmaya başlıyordu. O arama bizi çok rahatlattı çünkü biliyorduk ki 24 saatten biraz daha fazla süre geçmesine rağmen hala hayattaydı. Ve belki de biraz daha hayatta kalabilecekti. 8 Nisan 2001, 3. gün. Nebraska'dan uzakta. Saatlerdir araba kullanıyorlardı. Onun gitmesine izin vermiyor. Ona nereye gittiklerini söylemiyor. Adamın durmadan ya da öldürmeden kat ettiği her kilometre onu yanında istemesinin bir sebebi olduğu anlamına geliyor. Arabadan in. Hadi çık. Hey, hey. Düzgün dur, tamam mı? Hadi, iyi olacaksın. Hadi, hadi. Dışarı çık. Bir kulübede duruyorlar dışarı. Ve kulübe açık. Pekala. Hey, hey. Beni dinle. Hiçbir şeye bakma, hiçbir şeye dokunma, hiçbir şey yapma, anladın mı? Tamam. Tamam. En orada bir telefon olduğunu gördü. Onu alıkoyan kişi anlamadan onu kullanmanın bir yolunu bulmalıydı. Yapacağı konuşmaların duyulmaması için biraz su akıtmaya başladı. Ve ardından radyoyu açtı. Bunun bir risk olduğunu biliyor ve 911'i arıyor. Montana'da mıyız? Evet, öylesiniz. Tamam. Yardıma ihtiyacım var. Tamam. Kaçırıldım. Adam üst katta. Kiminle görüşüyorum? Anne Rudy. Anne nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Şehir dışında bir kulübedeyim. Tamam. Peki seni kim kaçırdı? Adı Tony. Soyadını bilmiyorum. Peki seni nereden kaçırdı? Kearney, Nebraska. Şu an orada evet. mı? Evet. Silah var mı? Evet. Silah ve bıçak. Seni tehdit etti mi? Yakınlarda değil. Tamam. O senin erkek arkadaşın falan mı? Hayır. Kim olduğu hakkında bir fikrim yok. Benim için tamamen yabancı. Tamam. Seni ne zaman kaçırdı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben... Ne yapıyorsun? Polisi mi aradın? Ha? Polisi mi aradın? Polisi mi aradın? Söyle bana, polisi mi aradın? Evet. 15 yıl önce. Tony... Zor bir çocukluk geçirmişti. Bence onu şekillendiren çocukluğu oldu. Seni aşağılık! Düzgün yap şunu! Tony'nin babası çok istismarcı bir adamdı. Bir alkolikti. Sana ne dedim? Senden bıktım! Anlıyor musun? Bıktım! Ve bu hastalıktan çeken çoğu insan gibi
Ayık olduğunda çok iyi olabiliyordu. Fakat bu pek sık gerçekleşmiyordu. Beni ne zaman dinlemeye başlayacaksın? Sana sürekli aynı şeyi anlatmak zorunda mıyım? Baban sana düzgün yapmanı söyledi, anlıyor musun? Beni anlıyor Büyük musun? Büyük ihtimalle babasında gördüğünden başka bir ceza alma anlayışı ve kişiliğini oluşturma şekli olmadı. Ne düşündüğün umurumda bile değil. Ne yapmak istediğin umurumda değil, anlamıyor musun? Bence Tony'nin nasıl biri olduğuna ve ailesinin onu nasıl etkilediğine bakılırsa ve bu tür şeylerin normal olduğunu... Sana bir şey yapmanı söylediğimde yapacaksın. Beni duyuyor musun? Burada beni duyuyor musun? Mı bayan? İşlerin bu şekilde yürüdüğünü düşünerek büyüdüyseniz... ...sizin işleri halletme şeklinizin bu olacağını söylemekte sakınca yok. Defol git. Gitmezsen ne olacak? Bilmiyorum. Git buradan hadi. Polisi arıyorum. Defol git. Polisi mi arayacaksın ha? Yapacağın şey bu mu? Ha? Evet. Çok tehlikeli bir insan haline geldi. Ne yaptığımı düşünüyorsun? Uzun zaman önce yapmam gereken şeyi. Tony'nin gücü ve şiddeti çok tehlikeli bir karışımdı. Kuzeyden Montana'daki SEG memurlarından bir çağrı aldım. Ann Sludy tarafından az önce bir 911 araması yapılmıştı. 911 operatörü aramanın yapıldığı kulübeyi tespit etmeyi başarabilmişti. Bir diyalog başlattık ve çabucak Montana bölgesindeki insanlarla konuşmaya başladık. Orası ücra bir alandı. Kulübelerin çoğu yaz için kullanılan evler olabilirdi. Bir SWAT ekibi bölgeye gönderildi ve kulübenin etrafı çevrildi. Adamın silahlı ve tehlikeli olduğunu biliyorlardı çünkü Ann öyle söylemişti. Kulübenin içinden gelen sesler duyuluyordu. SWAT birden kumandaya, beklemede kalın. İçeriden gelen sesler var. Ve içeri girmek için bir çağrı yapılıyor. Gir, 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 gir! Nisan 2001. Akşam 20:10. Hemen düşündük ki onları yakaladık. Onları orada sıkıştırdığımızı sanmıştık. Gir, 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 gir! Kal! Öyle kal! Tam orada dur! Dur! Tak tak! Kim o? Biliyorsunuz birileri zaten bu şakayı yaptı. O zaman ben ciddi işlere geçiyorum. Acil durumda eve girmek kolay. Yalnızca çalıştırılmış ve açık bırakılmış bir radyo olduğunu anladılar. Ve Ann ile Tony gitmişti. Mutfak temiz. Mutfak temiz, burada değil. Yatak odası temiz. Tamam, çıkıyoruz. Orada kimsenin olmadığını anladıklarında gerçekten çok canımız sıkılmıştı. İçeriği adli tıpla taramalıyız. Evet, evet, evet. Müfettişlerin yaptığı gibi kulübeye gittik ve Ann'in pencere kenarına bazı baş harfler kazıdığını bulduk. Oraya canlı olduğundan bizi haberdar etmek için küçük ipuçları bırakmıştı. Kısa bir sürede geldiğiniz için teşekkür ederim. Sorun değil. Diğer kulübe sahipleriyle de konuştum. Onlar da geliyor. Kulübe sahibiyle konuştuk ve çaldıkları bazı eşyaları belirledik. Kulübenize baktığınızda kaybolduğunu fark ettiğiniz başka herhangi bir şey var mı? Hayır. Çoğunlukla kamp eşyaları. Birçok kulübenin soyulduğunu öğrendik. Eşyalar alınmıştı. Kamp takımı, silahlar, bıçaklar, uyku tulumları Kayıp gibi. Kayıp bir tüfek var. Hiçbir yerde bulamıyorum. Kulübeye bir kere daha bakabilir miyiz? Tüfek orada mı değil mi? İyice emin olalım. Bıçaklar, silahlar, uyku tulumları düşünüyorduk ki bu adam bir hayatta kalma uzmanı mı? Ann'le birlikte ortadan kayıp mı oldu? Bu akıllarımızda ön planda olan bir fikirdi. 911 aramasının yapıldığı yer şurası. Tam buradan arandı. Livingston, Wyoming. Yellowstone'un kuzey tarafında. Haritaya baktık. Birçok boş alan var ve çok dağ var. Orada kaybolmak çok kolay olurdu. Ve büyük ihtimalle daha önce kimsenin ayak basmadığı yerlere de gidebilirdiniz. Eğer ortadan kaybolurlarsa onları nasıl bulacak? Adamı yakalamamız lazım. Yellowstone'a çıkmadan. Kesinlikle. 65 kilometre uzakta. Tony, Ann'in 911'i aradığını fark ettiğinde çılgına dönüyor. Onu öldüreceğini söylüyor. Bu noktada Ann hayatının bittiğine inanıyor. Bir risk aldı. Kumar oynadı ve kaybetti. Şimdi de ölecek. Tamam, tamam. Aşağı yat. Aşağı yat! Orada kal ve sessiz ol. Çığlık atayım deme. Ona ormana gittiklerini söylüyor.
En'in kafasında sonsuza kadar kayıp olarak kalacağı fikri var. Tony'nin kafasında bu arabayı bırakıp başka bir tane bulması gerektiği var. Eğer başka bir araba bulabilirse polisi atlatabilirler. Çünkü onu takip edemezler. Küçük bir kasabaya geliyorlar. Tony biraz durumu kolaçan etmek için kimler var etrafta diye bakmaya gidiyor. Yavaşça arabayı sürüp gidebileceği bir ev arıyor. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Evet, ben Webb'i arıyorum. Üzgünüm. Bu isim bana tanıdık gelmedi. En'in bana yardım edin, beni alıkoyuyor deme şansı vardı. Ama bir şey söylemedi. Yemin ederim bana bu adresi verdi. Bence Tony'nin hem onu hem de genç adamı öldürebileceğini düşündüğü için onu riske atmak istemedi. Büyük bir ihtimalle bir hata oldu. Kusura bakmayın. Sorun değil. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Peki. Tamam, hadi. Hadi, pekala. Kendinize dikkat edin, olur mu? Hadi. Tony suç dolu bir hayat yaşamıştı. Birçok şeyden yakasını son dakikada sıyırıvermişti. Hayır. Hadi, bu tarafa. Tony polise izini kaybettirebileceğini düşünüyordu. Hadi. Arabayı terk edip yeni bir araba alarak polisin En'in içinde olduğunu bildiği arabayı geride bırakmış oluyorlar. Ona göre bu akıllıcaydı. Yani onlarla bağlantısı olabilecek ve polisin yerlerini tespit etmesine fayda sağlayabilecek her şeyden tamamen kurtulmaya çalışıyorlar. Bir ay önce. Charles City, Iowa. Her zaman Tony'nin hapisten çıktıktan sonra suçlarına devam edeceğine inanmışımdır. Tony Zeppa, Minnesota'daki iki duruşmasına gitmemişti ve bu yüzden zorla getirilme kararı alınmıştı. Onu arayan ödül avcıları vardı ve onlarla karşı karşıya gelmişti. Tony! Dışarı çık adamım. İçeride olduğunu biliyoruz. Hadi gidelim. Buraya gel ve bunu bir erkek gibi hallet. Tony! Bizimle geliyorsun, tamam mı? Hadi! Geri çekilin. Bana bakmayın. Geri çekilin. Geri çekilin! Tony ön kapıdan fırladı ve birinin arabasını aldı. İşte o uzun kovalamacanın başlangıcı buydu. Tony'nin pratik zekası ve herhangi bir otorite figüründen kaçma ihtiyacı çok patlamaya hazır bir karışım. Çünkü her şeyi yapabilir. Mutfak temiz. Burada değiller. Bir radyoymuş. Mutfaktaki bir radyo. Duyduğumuz şey buymuş. Girip içeri kimsenin orada olmadığını gördüklerinde sanki başlangıç noktasına dönülmüş gibi oldu. Montana'da birçok tepe ve dağ var. Birçok ağaç. Bir sürü arazi. Deyim yerinde ise samanlıkta iğne aranıyordu. Tüm bilinenleri basına verdik ve etraftan bir sürü ipucu gelmeye başladı. Ben şüpheli bir eylem bildirmek istiyorum. Bir kız tehlikede olabilir. İri bir adamlaydı. Kızın bir gözü mordu. Hiç rahat görünmüyordu. Ve kafasına bu anlamsız, doğru olamaz diye takılmıştı. Alo. Bir arayıp dışarıda öylece duran, kimseye ait olmayan bir Suburban var. Ayrıca bir eve girilmiş ve çalınan araçlar var dedi. Lütfen hatta kalın.
Yani orada küçük minik bir suçlar silsilesi dönüyordu. Birisi bir arazi aracıyla ilgili arıyor. Belgrade Montana'dan. Mavi mi? Mavi, tamam. Konumunuz nedir acaba? Arabanın seri numarasına baktık. Lake Charles, Louisiana'ya kayıtlıydı. Araçla ilgili bilgilere erişebildik ve Louisiana'dan çalındığını ve başka suçlar silsilesinin de bir parçası olduğunu öğrendik. Bu bizim için gerçekten çok ama çok önemli bir bilgiydi. Lake Charles ve Montana arasında nasıl bir bağ var? Bilmiyorum. O insanlarla iletişime geçip arabaları çalınmış mı öğrenmeliyiz? Eğer bu araba çalıntıysa bu bize bir zaman çizelgesi gösterir. Yapbozun eksik bir parçası daha vardı. Alıkoyulma ile ilgisi olduğu düşünülen aracın yeri tespit edilmişti. Oradaki bazı çocuklarla iletişime geçeceğim. Ve sonra kanun güçleri oradaki evlerden birinden bir Toyota Tercel çalındığını öğrendiler. O noktada Tony'nin kaçmakta olduğunu ve ondan çok da uzakta olmadığımızı anlamıştık. Ona çok yakındık. Akşam 22.37. Tamam. Hadi. Hadi. Çoğunlukla bir insanı kaçıran birisi onları çok uzun süre tutmaz. Bir grup kaçırdıkları insanı kız arkadaşı ya da karısı olarak tutmak isteyenlerin dışında. Onlara toplayıcı denir. Yani onu öldürmek istemiyordu. Onu tutsak olarak tutmak istiyordu bence. O kulübede birkaç gün geçiriyorlar. Ve Anne her zaman Tony'nin gözetimi altında olmasına rağmen küçük notlar bırakmaya başlıyor çevreye. Bazı notlar ailesine onları sevdiğini söylüyor. Orada olduğunu yazıyor. Bir ipucu zinciri bırakmak için bir şeyler yapması gerektiğini hissediyor ki birileri onu takip edip bulabilsin diye. Öleceğini düşündüğünü sanmıyorum. Büyük ihtimalle yıllarca tutsak olarak tutulan kızların hikayelerini duymuştur. Bence o beni ormanın derinliklerine götürecek mi, yıllarca orada mı yaşayacağım diye düşünüyor. Suburban, Livingston'dan başlıyor, kuzeybatıya, Montana'ya yöneliyor. İşte tam buraya. İş uzadıkça patlamaya hazır bir bombaya dönüşmüştü. Bunun zamana karşı bir yarış olduğunun bilincinde. Bu kadar tehlikeli biriyse eni şimdi bulmalıyız. Müfettişler aracın yerini tespit ettikten sonra kızın kollarını ve bacaklarını bağlamak için zincirler, ayrıca gri bir bant da buldular. Ve bunlar oldukça endişe vericiydi. Başına ne geldiğini bilmiyorduk. Hepimiz saatin tiktaklarını duyabiliyorduk. Ortam şöyleydi. Tüm imkanlarımızı kullanalım ve bu kızı bulalım. Onu kimin kaçırdığını öğrenelim ve onu geri alalım. Tavır bu şekilde. Elinde ne var? Bu toplantıları günde iki kere yaptık. Arazi aracını daha derinden araştırıyoruz. Nereden geldiğini... Söylesene, senin ekibin ne biliyor? Montana'daki ekipten ne haber? Onlar neler bulmuş? Onlar Livingston kulübesi ve arazi aracı üzerinde çalışıyor. Bu adam her kimse ortadan kaybolmada çok başarılı. Bir ay önce. Tony Zeppa ödül avcısının arabasını aldıktan sonra kanun güçleri her yerde onu aramaya başladı. Ve o da kuzeye yöneldi. Tony kanun güçlerinden bir adım önde olmada çok ustaydı. Tony'nin bundan sonraki ilk görülmesi St. Paul, Minnesota'da oldu. Ve kanun güçleri birkaç sokağı birden kapattı. Bir kere daha Tony Zeppa kaçtı. Sonraki gün Amerika Alışveriş Merkezi'nde görüldü. Teker teker gelerek yaklaşık 100 polis memuru dev alışveriş merkezini dizleri üstüne çöktüren adamı arıyor. Olaylar Grand Otel'in dışındaki sokakta başladı. Polis memuru kaçak Anthony Zeppa'ya benzeyen birini gördüğünü söyledi ama adam polisten kaçarak uzaklaştı. Polisler durduruyor, sorguluyor, bakıyor, koridorda yürüyor. 5 katı, 520 mağazayı, 390 bin metrekareyi birden arıyor.
Bunların hepsi saklanmada çok marifetli olan tek bir adam için. Araştırma oradan bir dizi araba çalınmasına, bazı saldırılara doğru ilerledi. Ve 5 eyalette birden aranır hale geldi. Tutsaklıktan kaçınmak için umutsuzca ya da gönüllü olarak ne gerekirse yapıyordu. 9 Nisan 2001, sabah 07:26. Toplantıda sordum, geçen haftaki Amerika alışveriş merkeziyle ilişkili olan adamın kim olduğunu bilen var mı? Onu bulmak için alışveriş merkezini kapatmışlardı. Müfettiş Jensen ipuçlarını bir araya getirmeye başladı. Adam silahlı ve tehlikeliydi, saldırgandı, kanun güçlerinden kaçıyordu. Onun Ann Sludy'yi alıkoyan insan olma ihtimali de oldukça yüksekti. Bu yalnızca bir fikir. Bunu araştıracağım. Minneapolis polisiyle iletişime geçtim ve bana bu adamın bir fotoğrafını gönderebilir misiniz diye sordum. Tamam, memnun olurum. Tamamen kaba hesapla. Yani bu o şeylerden de, arada yalnızca ufak bir bağlantı vardı ama biz her ufak bağlantının izini sürüyorduk. Bu çocuklar beni 10 dakika içinde arayacaklar. Bir birleşim oluşturdum. Minneapolis'ten aldığım fotoğrafı koydum. Onu Louisiana Eyalet Polisi'ne yolladım. Bir telefon aldım, 5 numara diyorlardı. Ve o Tony Zeppa'ydı. Adamımızı bulduk. 10 Nisan 2001, 5. gün. Saat 1:13. Ann'in bir genç olmak gibi bir avantajı vardı. Gençlerin o berrak zihnine sahipti. Onu da pratikliği ve becerisiyle birleştirmişti. Gerçekten çok akıllı bir kızdı. Çöpe üzerinde DNA olduğunu bildiği bir giysi koyuyor. Daha fazla ekmek kırıntısı bırakmak için gizlice vakit buldukça çalışıyordu. Gidelim, gidelim. Ne zaman arabaya binip harekete geçseler, dönüşü olmayan noktaya daha da yaklaşmış olduklarını anlamaya başlıyor. En azından bu noktaya kadar her zaman yer ve yöne dair bir algısı oluşmuştu. Şimdi bu tamamen yok oldu. Nereye gittiklerini anlayamıyor. Korkmuş durumda. Hadi. Hadi. Hadi, hadi içeri. Hadi. İçeri. Hadi gir. Nisan 2001, 6. gün. Saat akşam 17. Kanun güçleri hala gelen ipuçlarını takip ediyordu. Basına haber veriyorlar. Belki ipuçlarına ulaşmayı, belki biri Kuzey Montana'da arabaları görür diye umuyorlardı. Yerli bir yolcu kaçırılan kızla ilgili olabilecek bir şey görmüş. Ve hemen bizi aramış. Çocuklar, çocuklar. Hemen Rollins'te sahada adama ihtiyacımız var. Yani kanun güçleri orada da eyleme geçmiş. Arabayı bulduk mu? En büyük korkumuz o bizim öğrendiğimizi öğrendiğinde Ann'e ne olacağıydı. Tamam, birkaç adam alayım. Hadi gidelim. Tony kızı arabaya kilitleyerek onun kaçamayacağından emin bir şekilde ne yapması gerekiyorsa yapmayı garantiye alıyor. Tony daha önce Ann'e onu bagaja koymadan önce silahları için mermi alacağını söylemişti. Onu dışarı çıkardığı zaman bence aklına gelen ilk şey şimdi o mermileri benim üzerimde kullanacak oldu. Ama kullanmıyor. Onu yolcu koltuğuna geri koyuyor ve sürmeye devam ediyor.
başka bir kulübeye giriyorlar. Bilirsiniz kaybolmasıyla ilgili neler söylendiğini bilmek istiyor. Tony banyodaydı. Anne televizyonu açmanın güvenli olduğunu düşündü. Tekrarlıyorum. Anne'i geri istiyorum. Müfettişler Anthony Zeppa'nın olası bir şüpheli olduğunu düşünüyor. Colorado'dan Louisiana'ya kadar bir çalıntı araç izi bırakmış. Montana'dan Toyota Tercel'i çalmadan önce Nebraska'ya kuzeye dönmüş. Yetkililer Zeppa ve Sludy'nin bindiği arabanın bu olduğuna inanıyor. Bu bir rota. Bu bir... Galiba önceden konuşuyorduk. Ona silsile gibi bir şey demiştik. Neler oluyor ha? FBI'ın profil uzmanları Zeppa'nın Anne'in iki telefon araması yapmasına izin vermesinin insani bir davranış olabileceğini söylüyor. Neler olduğunu çok iyi biliyorsun. Geri gidip o tarafı tekrar kontrol etmenizi istiyorum. Açık bir pencere var mı? İyice bakın. Helena büromuzdan polisin Rollins yakınlarını çevrelediğini, o bölgede yolu kestiğini söyleyen bir telefon araması aldık. Bunun Anne Sludy ve onu alıkoyan kişi olduğunu hemen anladık. Tony içeride olduğunu biliyoruz. Her yerden kanun güçleri mekana yanıt veriyordu. Şerif departmanının kendi SWAT ekibi de vardı. Keskin nişancılar oradaydı. Projektörler yerindeydi. Diğer kanun güçleri gelmiş çevrelemişlerdi. Yerel yetkililer evi çevrelemişti. Böylece kimse evden çıkamayacaktı. Bana öyle bakma. Orada otur ve hiçbir şeye dokunma. Hiçbir şey yapma yoksa sana işkence yaparım. Bunun huzur içinde sona ermesini istiyorum. Kanun güçleri onlarla konuşmak için megafon kullanıyordu. Onlardan hiçbir yanıt alamıyorlardı. Evde neler olduğu konusunda bir fikirleri yoktu. Ve elbette eğer elinizde silahları, bıçakları olan biri varsa, daha önce insanları incitmişse, içeri girmenin en iyi yolunu keşfedene kadar dikkatli olmak istersiniz. Kapıyı aç Tony. Eni görmemiz gerekiyor. Kapa çeneni! Gürültü yapmayı kesmezsen seni öldürürüm. Endişemiz şuydu. O bir ikilemdeydi çünkü dışarı çıkamazdı. Ve kanun güçlerinin dışarıda olduğunu anlayınca ters tepebilir ve Anne'i de öldürebilirdi. Sonra kendini de öldürebilir ya da kanun güçleriyle bir çatışmaya girip sevinçle dışarı çıkabilirdi. Etrafının sarıldığını fark etti. Köşeye sıkıştırılmış, daha önce zaten saldırgan olmuş bir insanda şiddet potansiyeli katlanarak artar. 8 gün önce. Tony Zeppa'yı teşhis ettiklerinde, Lake Charles'ın Louisiana'da yaşlı bir çifte olan bir saldırıda şüpheli olduğu haberini aldık. Merhaba. Telefonunuzu kullanmam gerek. Biraz da yardıma ihtiyacım var. Tamam mı? Lütfen. Hayır. Telefonunuzu hayır, kullanabilir miyim? Hayır, üzgünüm. Sizi içeri tamam. Alamam. Teşekkür ederim. Sadece telefon sizi edeceğim. Sizi içeri lütfen. Alamam. Lütfen. Hey. Sonra lütfen. Eve zorla girdi. Ne yapıyorsun? Seni ilgilendirmez. Adama saldırdı. O beyefendi yaraları yüzünden hayatını kaybetti. Bunu araçlarını çalmak için yaptı. Ve daha sonra onların aracını bırakarak öteki aracı çaldı. Aynı türden bir araç Anne Sludy'nin alıkonulmasında da kullanılmıştı. Ve bizim için bu, bilirsiniz, yapbozun başka bir parçasıydı. Bu adamın gerçekten çok tehlikeli olduğu kanımızı güçlendirdi. Onları telefona bağla. Alo? Evet. Anne? Evet. Neredesiniz? Ben burada, şerifin ofisindeyim. Telefonu alıp 911'i arayıp salıverilmesi pazarlığını etmesi bizi çok şaşırtmıştı. Dışarıda memurlarımızın olduğunu biliyorsun, değil mi? Evet. Tamam. Sana nasıl yardım edebiliriz? Bunu çözüp birlikte olduğun o kişiyle bizimle konuşmak istiyor mu? Telefonda kal. Evet. Hayır, hayır, durun, istemiyor. Kimsenin incindiğini görmek istemiyoruz en, tamam mı? Şu an kimse incinmiş değil. Tamam, kimse incinmiş değil ve biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Evet.
İkinizden biri için yapabileceğimiz herhangi bir evet, şey var mı? Evet, onlara dışarıdan bizi rahatsız etmekten vazgeçmelerini söyler misiniz lütfen? Sürekli aynı şeyleri yüksek sesle söyleyip durmasınlar. Tamam. Eğer biri dışarı çıkarsa vurmayacaksınız değil mi? Hayır, hayır tamam, vurmayacağız. Vurmayın. Hayır, bunu asla yapmayız. O noktada o aramayı yapıp tüm güçlüklere göğüs geren bir genç kadın var. Yani bu adamın olayı ne diye düşünüyoruz? Büyük sert delikanlı olmak mı? Ve burada işleri yoluna koymaya çalışan küçük bir kız var, bilirsiniz. Belki de bu adam düşündüğü kadar kötü biri değildir diye düşünmeye başladı. Onlarla konuşman gerekiyor. Ve nihayet Tony'yi telefonu alıp memurla konuşmaya ikna da etti. Alo Mike. Merhaba Tony, nasıl gidiyor? İyi değil. Tamam, iyi olacak Tony. Dışarı çıkmak istiyorum. Ama ne zaman kapıya varsam beni vuracaklarından korkuyorum. İyi olacaksın. Biz bunu yapmayacağız, tamam mı? Tamam mı? Ne zaman kapın oraya gitsem korkuyorum. İyi olacaksın. Sanki açıldığı sahnede üzerime ateş açacaklar gibi geliyor. Hayır, bunu yapmayacaklar Tony. Onlara beni incitmemelerini söyle. Tamam, şimdiden seni incitmemeleri söylendi. Şerif elbette diyor. Tamam. Tamam mı? Burada seni bekleyeceğim. Tamam mı? Tamam. O anda kendime ölümden korkuyor diye düşündüm. Düşündüğünüz zaman inanılmaz. Çünkü başta endişeliydik biliyorsunuz. Görkemli bir şekilde oradan ayrılacağından korkuyorduk. Ama şimdi bu adam büyük ihtimalle bir silah nasıl kullanılır bile bilmiyor diye düşündüm. Evden dışarı çıktıklarında Ann önden çıktı. Ann şerif yardımcısını gördü ve kollarına atıldı. Tony ikinci sırada çıktı. Yere yat! Anında yere yattı. Bence Tony Ann'i alıkoydu. Çünkü her zaman suç eylemini bir sonraki aşamaya taşıyordu. Bence aklının bir köşesinde gerçekten bir yerlerde bir kızı kaçırıp ıssız yerlere gideceğini düşünüyordu. Bu bir fırsat suçuydu. Tamamen birini kaçırdığınızdaki güç ve kontrolle alakalı. Bunlar narsist olur. Vicdanları yoktur, duyguları yoktur. Her şey her zaman onlarla ilgili ve başka kimseyle ilgili değildir. ...30 yılı aşkın süredir kanun güçlerindeyim. 25 yıl FBI'de çalıştım ve hiç bu kadar genç, akıllı ve zeki... ...bu şartlar altında böyle aklı başında düşünebilen birini görmedim. Kendi hayatını kurtardı. Evde olduğum için çok mutluyum. Eve güvenli bir şekilde dönmemi sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu hala beni büyüler. Yani bu daha önce duyulmamış bir şey. Böyle bir şey göremezsiniz. O tam bir kahraman. En sonunda üniversiteye girdi ve bir mühendislik derecesiyle mezun oldu. Anthony Steven Wright, bilinen adıyla Tony Zappa, adam kaçırmadan yargılandı ve şartlı tahliyesiz hayat boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını Leavenworth, Kansas'taki federal hapishanede çekiyor.